Hocam, susuramazlar. Evet, Kerem Bey. <gülüyor> <gülüyor> elektrikler, e, bulunduğumuz bölgede elektrikler kesildi. Çok ilginçtir yani. Hani uzun yıllardır bu tür şeylere alışkın değiliz ama evet. sanıyorum bakım onarım vesaire yapıyor. Evet, yapıyorlar evet yani daha Bu kesintiler duyurulmuştu zaten iki gündür söyleniyor. Belli ilçelerde, belli saatlerde kesinti olacak. Ama çözdünüz ee, çok şükür. Ben sizden e, yokken böyle kendi kendime bir şey değerlendirme yaptım. Bu Merkez Bankası raporunda şu cümle dikkat çekici. Mücadelemizi güçlü parasal sıkılaşmayla sürdürüyoruz. Parasal sıkılaşma deyince valla ben bir vatandaş olarak endişe ediyorum. Haklı mıyım haksız mıyım? Valla kesinlikle haklısınız Kerem Bey. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın bu finansal istikrar raporu e, Sayın Merkez Bankası Başkanı tarafından açıklandı. E, bu şu demek aslında hani e, vatandaşlarımızın anlaması açısından e, söyleyelim. Uygulanan politikaların sonuçları neler? Aslında bunu açıklanıyor. Yani Merkez Bankası diyor ki biz sıkılaşma adımları atıyoruz, faizi artırıyoruz. İşte diğer taraftan enflasyonla mücadele ediyoruz. Bunun sonuçları neler? Gerçekten mücadele edebiliyor muyuz? Bu sonuçlar meyvesini veriyor mu? Bunun izahı aslında bakıldığında çok güzel de bir noktayı tespit etmişsiniz. Aslında bakıldığında bunun en büyük noktası... Merkez Bankası'nın işte Mayıs ayında başlayan o yüzde sekiz buçuktan aldığı faizleri yüzde otuz beş seviyesine getirdi. Şu anda bunun sonuçları neler? Ülke için neler? E, toplum için neler? Gördüğümüz kadarıyla bunun en büyük sonucu siz de tespit etmişsiniz. Evet bu sıkılaştırma adımları kredi faizlerini çok ciddi anlamda yukarı taşıdı Kerem Bey. Yani belki hep bahsediyoruz ama tüketici kredileri şu anda yüzde altmışlı seviyelerinin üzerine çıkmış durumda. Ticari krediler %50'nin üzerine çıkmış durumda. Hatta şunu da söyleyelim. E, konut kredilerinde taşıt kredilerindeki oran da çok yükseldi bakıldığında. Evet. Hatta dün e, konutla ilgili veriler açıklandı TÜİK tarafından biliyorsunuz. Çok ciddi bir düşüş orada var. Da, e, yani ipotekli konut diyoruz biz buna. Yani vatandaş gidip bankadan kredi alıp da konut aldığı zaman bunun adı ipotekli konut olmuş oluyor. Şimdi orada ilk defa tekaneli rakamları görüyoruz son iki aydan beri. Yani bu şu demek vatandaş artık krediyle de işte konut almıyor, taşıt almıyor vesaire. Bunlar yani sıkılaştırma politikasının bu sonuçları beklenen sonuçlardır. E diğer taraftan da vatandaş şunu yapıyor aslında. Tamam parası olmayan hani bankadan çekip konut almak, e, araba almak zorunda ama faiz oranları bu kadar yükselince vatandaş bunu yapamıyor. Evet. Geriye bir seçenek kalıyor. Parası olan, hazırda para biriktirmiş olan bu birikmiş parasıyla alabilir mi deniliyor, bakılıyor. Fakat orada da şöyle bir durum var. E, getirisi de yani hazır para bulundurmanın getirisi de yani mevduat getirisi de yüzde kırkın üzerine çıktı. Dolayısıyla vatandaş yüzde kırkın üzerine çıkmış Türk lirası getirisinden dolayı bu defa arabaya ya da eve de yönlenmiyor. E doğal olarak da piyasalar daralmış oluyor. O sizi korkutan kredilerdeki yükseliş işte aslında... Para politikası nedeniyle daraltma, sıkılaştırma adımlarıyla gelmiş olan yeni durum aslında. Ee, ama bunu e, Haziran ayına kadar artık idare edilecek Kerem Bey. Yani evet. hani bu işin sıkıntılı tarafı bu zaten. Evet, ha. faizler artırıldı. Evet, kredi faizleri, mevduat faizleri, ticari krediler, konut, taşım hepsi artırıldı. Ama bunun da bir maliyeti var. Bu da piyasaların durgunlaşması. Piyasaların hareketinin kesilmesi ancak şunu da unutmayalım Kerem Bey hala Türkiye'de agresif fiyat hareketleri devam ediyor maalesef. Yani bakın daha asgari ücretin adı geçtiği anda otomatik olarak yani belki farkında değil toplum tabii ki farkında ama belki çoğu insan farkında olmuyor ama en ufak yerden en büyüğüne kadar Bunlar fiyat artışlarına yansıtılmaya başladı şu anda. Evet. Bizim zaten hani özellikle çözüm istediğimiz nokta burası aslında. Yani bir şekilde bu fiyat artışlarını bizim artık kesmemiz, bir yerde durdurmamız gerekiyor. Zaten dikkat ederseniz devlet kredi yoluyla bunu kesti aslında. Evet. Yani kredilerin artması şuna yaradı. Şu anda konut satışları en düşük seviyesine geldi. Araç satışları en düşük seviyesine geldi. Diyeceksiniz ki hocam araç almayalım mı? Konut almayalım mı? Tabii ki alalım. Ama bu sıkılaştırma adımlarını önümüzdeki yılın Temmuz'una kadar, Haziran sonuna kadar devam ettirilecek. Dolayısıyla yani o tarihe kadar bu fiyat artışlarının önüne geçmenin başka yolu yok. Yani evet. fiyat konusunda, finansal istikrar konusunda Merkez Bankası bunu yapıyor. Evet. Diğer taraftan raporda özellikle dikkat çekici başka unsurlar da var Kerem Bey. Evet. Yani o da vatandaşın Türk lirasına yöneldiğini görüyoruz. Rakamlar bunu gösteriyor. İşte siz de kur korumalı mevduattan bahsettiniz. Bu hafta itibariyle ilk defa 100 milyar doların altına gerilemiş oldu kur korumalı mevduat. Hatırlarsanız 128-130 milyar dolara aşan bir kur koruması mevduattan bahsediyor idik. Evet. Şu anda Mayıs ayından bu yana yaklaşık olarak 30 milyar dolara yakın kur korumalı mevduattan bir çıkış oldu. Evet. Ancak geriye hala 100 milyar dolarlık bir rakam var Kerem Bey. Yani burada hala ana kütle duruyor. Hala buradan çıkışın devam etmesi gerekiyor. O yüzden de ne kadar Türk lirası cazip olursa doğal olarak vatandaşlar, şirketler, firmalar buradan çıkışı hızlandıracak, Türk lirasına yönelecek. O yüzden siz korkuyorsunuz belki ama Ben vallahi yani, yani e sıkılaştırmanın da devam etmesi gerekiyor. Yok bunu zaten e Önemli olan şeffaflık, doğru bilgi, doğru rakamlar. Yani bunu Hazine Maliye Bakanı da, Merkez Bankası Başkanı da bir önceki döneme göre daha net ifade ediyorlar. Yani başımıza geleceği biliyoruz. Bir program uyguluyoruz. Bu programdan taviz yok deniyor ve bize bir hedef konuyor. 2026'da tek haleli enflasyon. Tabloyu da söylüyorsunuz ama dikkat çektiğiniz ve benim de kişisel olarak çok önemsediğim bir şey var. Bu tek başına Merkez Bankası'nın tek başına... Hazine Maliye Bakanlığı'nın yapacağı işlerle çözülecek bir şey değil. Ahlak da önemli dediniz. Yani korkunç artışlar.